Akif Hamza Çebi'ye soralım. Şimdi hükümet, ekonomi yönetimi bir hamleler yaptı. Dün Yavuz Yılmaz da bir takım iddialar ortaya koydu ama onlar değil şimdiki mesele. Sizin görüş ve yorumunuzu merak ediyorum. Hükümet ve ekonomi yönetimi ne yaptı da 18 liradan dolar 11 liraya indi? Şimdi dolar 18 liraya doğru tırmanırken bir dış güçler lafı vardı. Milli Kurtuluş Savaşı lafı vardı. İşte ulusça birlik ve beraberlik içinde bu savaşı vereceğiz, aşacağız lafları vardı. Sonra bir gecede bu kur aşağı indi. Şu an 11-12 lira seviyelerinde dolaşıyor. Madem bu düşürülebiliyordu, niye daha önce düşürmediniz? Demek ki dış güçler lafı palavra, tamamen yanlış ekonomi politikalarıdır bu. Bir, bu Türk lirası kur korumalı mevduat hesabı getirdi ve aynı gece, bakın bu çok önemli, aynı gece o günlerde Merkez Bankası kamu bankaları eliyle piyasaya ciddi miktarda dolar sürdü. Yani sadece bu kur korumalı mevduat hesabıyla dolar aşağı inmiş değil, yani kimse öyle düşünmesin. Aralık ayı başından bu yana Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesi var. 6.3 milyar dolardır. Bir de arka kapıdan yaptığı, kamu bankaları eliyle piyasaya verdiği dolarlar vardır. Toplamı 15 ila 17 milyar dolar civarındadır ve önemli kısmı evet çok ciddi rakamdır. Bakın Merkez Bankası bu perşembe günü geçen haftanın verilerini açıklayacağız. Rakamları oradan göreceğiz. Birebir bunları açıklamıyor ama rakamları, siz anlarsınız onu. Rakamları analiz ettiğimizde bu rakamı buluyoruz. Bir daha tekrar bakın, eder misiniz? 15 ila 17 milyar dolar sürdü piyasaya Aralık ayı başından bu yana. 1 Aralık'la 17 Aralık arasında Merkez Bankası'nın piyasaya sürdüğü rakam 6.3 milyar dolardır. Bunlar hep küçük rakamlar gibi telaffuz edildi. Sonra bilançolardan bunu gördük. Ve 17'sinden sonra kamu bankaları eliyle işte o gece önemli kısmı aşağı yukarı 10-11 milyar dolar piyasaya sürüldü. Merkez Bankası'nın rezervlerine baktığımızda orada eksi 38 milyar dolardan eksi 46 milyar dolara düşmüş gözüküyor Merkez Bankası'nın rezervi. Rezervi zaten yok da yani bankalardan swap dediğimiz yolla alıyor, işte borç bir yerde onu sürüyor piyasaya. Biz derken hükümet, bakın 2019-2020 yılında bu şekilde 128 milyar dolar sürdü piyasaya. Ve 5 lira 43 kuruş olan 2019 yılı başındaki kuru tam 8 lira 53 kuruşa yükseltti. %57 oranda arttırdı. Hani bu dünyanın en pahalı ekonomi dersi diyeceğim. 128 milyar dolarla dolardaki artışı frenlemek istiyorsunuz. Ona rağmen %53 artıyor dolar ama o dersi almamışlar. Şimdi yine Merkez Bankası eliyle, kamu bankaları eliyle olmayan dolar satılıyor piyasaya, doları düşürelim diye. Şu dolara endeksli TL mevduat hesabı, bunu bir anlatır mısınız? Ne anlayacağız oradan? Aslında bir şey söyleyeyim. Nedir bu? Sevgili küçük kardeşim, çocuklar bile soruyor dolar ne olacak diye. Yani tuhaf bir döneme girdik. Yani ilkokul çağındaki çocuklar bile doları konuşuyor. Onlar oysa daha iyi bir geleceği konuşmalı, huzurlu bir gelecek vesaire. Şimdi olay şu, yani o gece şu yapıldı. Tabii bir yandan bankalarda doları olanlar sisteme güvenmediğinden dolayı dolarını çekiyor. Öte taraftan da elinde Türk lirası olanlar, küçük tasarruf sahipleri gidip dolar alıyor. Maliye Bakanı diyor ya, çarpıldı onlar diyor. Ya bunun sorumlusu sizsiniz ve o küçük tasarruf sahipleriyle maalesef Sayın Maliye Bakanı acı bir şekilde dalga geçiyor diyeyim. Yani bu kelimeyi kullanmak istemezdim ama sonuç bu. Şimdi yapılan şu, bunu önlemek için, bu dolara hücumu, Türk lirasının dolara dönüşümünü önlemek için hükümet dedi ki ben size kur garantisi veriyorum. Dolar mevduatı olan dolarını Türk lirasına çevirip yatırırsa vadeli bir şekilde onun Türk lirası faizini alacak. Endişe etmesin. Dolar yükselirse de herhangi bir kaybı olmayacak. İşin bu tarafında sorun yok ama ben dolarda bir çözülme olacağını sanmıyorum. Çünkü dolara giden insan faizi için gitmiyor, güvenli olduğu için gidiyor. Türk lirası kısmında sorun var. Nedir? Şöyle sorun var. Örnek veriyorum. Ayşe teyzemiz, emekli Ayşe ablamız, 100 bin lira bir parası var. Bankaya yatırmış.
kur korumalı mevduat hesabı geldi ya, aa iyi diyor, ben yatırayım bankaya diyor bunu. Yatırıyor. Kur 12 liradan yatırıyor. Kur 12 liradan 100 bin liranın karşılığını hesap ediyorum. 8.333 dolar. Kur daha sonra 10 bin liraya düşüyor. O esnada 3 ay vadeli yatırmış Ayşe ablamız ama ya ihtiyacım oldu, çocuk evlenecek ya da bir acil hastalık durumu oldu. Dur şu paramı çekeyim diyor, vadeyi bozuyor. Vadeyi bozunca ne diyor ona biliyor musunuz? Ben sana 100 bin lirayı geri vermem diyor. Kur düştü, sen yatırdığın tarihteki 8.333 doları hangi parayla alırsan sana onu veririm diyor.